Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bölüme devam edeceğiz kaldığımız yerden. Sambor'a gideceğiz. Sambor'un yanına gideceğiz. Açlığımız, susuzluğumuz iyi durumda. Bir problem yok. Hadi bakalım. Yaz yeni başladı. Bu iyi bir şey. Yaz bitene kadar ben gübre bulursam inşallah burayı ekeceğim. Buradan gidiyorum. Sambor şu tepenin arkasındaki bir yerde kalıyor çünkü. Daha yakın bana. O yüzden bu taraftan gidip şöyle arka tarafa daha hızlı bir şekilde kendimi de yormadan bakayım ne var. Bıçak var. Tamam. Bir ara bir mızrak yapalım da şu şahinleri falan avlayalım. Şöyle. Evet. Evet, Sambor'un yanına geldik. Sambor da köy ismi gibi. Şuraya baksanıza. Allah aşkına. Baranika, Branika, Denika, Borovo, Gostovya. Bir de şu adamın ismine bakın. Sambor. Aynı değil mi ya? Selam, aradığın her şeyi bulmuşsun sanırım. Öyle mi? Hop hop sakin ol. Ne diyorsun sen ya? Onu öldürmem lazım. Şu lanet baykuş ya. İşitmiyor musun? Ne baykuşu? Be, bir şey duyduğum yok benim. Ya da tabii buna yaban hayatı derler zaten. O ormanda yaşıyor sayılırsın. Bunu nasıl bilemezsin? Ne diyor? Ben dünkü çocuk değilim velet. Çılgınlık bu. Bu sıçtığımı baykuşu delirtiyor beni ya. Yardımımı istiyorsan biraz sakinleşip bana ne sıkıntın olduğunu anlat. Şu lanet kuş yüzünden uyuyamıyorum. Gagasına ettiğim öttükçe ötüyor. İbibiğini koparmak istiyorum. Neden kendini ilgilenmiyorsun? Artık ava çıkmıyorum. Sen ciddi misin? Bir avcı kulübesinde yaşıyorsun. Şaka maka. Burasını ben inşa etmedim. Bir süre evvel buradaki avcı ölünce yerine ben geçtim. Seviyorum burasını. En azından şu lanet baykuş gelmeden önce seviyordum yani. Eğer sormamda bir sakınca yoksa. Tabii ki sakınca var. Eti artık satın alıyorsun değil mi? Herhangi bir hayvana baktığını görmek istemiyorum çünkü. Ne alaka? İyi dinle lan beni velet. Sana kendimi açıklayacak değilim. Ama çeneni kapalı tutacaksa eğer et falan istemiyorum. Son zamanlarda yeşillik ve tahıl türü besleniyorum çünkü.
Yahu bu beslenme alışkanlığında dünyada bir tek inekler sahip. Tanrım, aşırı sinir bozucu birisin. İç geçirir. Hayatımı sadece iyilik yaparak geçirmedim. Kimsenin kimseye yapmaması gereken şeyler yaptım. Fakat amcanla tanıştıktan sonra değiştim. Öyle ya da böyle bana çok yardım oldu. İkimiz de kendi yolumuza gittiğimizde kendime bir söz verdim. Bundan sonra şiddet hayatımda olmayacaktı. Bundan sonra elimi kana bulamayacaktım. Şimdi sen sinirlerimi hoplatmaya devam edersen yeminimi bozacağım. İster misin bozmama? Affedersin ama avlanmam gereken bir baykuş var. Evet, şimdi baykuşu bulacağız. Baykuşu bul. Ben nerede olduğunu biliyorum. Aha bak, baykuş burada. Burada ne yapıyorsun? Git buradan, çalışıyorum, görmüyor musun? Çalışıyorum. Seni hiç ilgilendirmez. Ya sanırım öyle yani. Ne lalet bir baykuş çıktın sen. Ne dediğin hakkında hiçbir fikrim yok kardeşim. Yerinde olsam ikilerdim. Ne yaptığın hakkında bir fikrim var mı acaba? Hayatımın en kolay parasını kazanıyorum. Benim için tek önemli şey o. Yapma yahu. Ben şu çaçaron baykuşu öldürmek için gönderildim. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Hiç de bile benden değil, patronumdan korkmalısın. Evet, patronun kimmiş bakayım? Sambor. Öyle biri tanı, bir dakika. Sen Sambor mu dedin? Aynen öyle. Kardeş beni iyi dinle. Buraya bela çıkarmaya gelmedim. Bana zaman zaman buraya gelip baykuş taklidi yapmam için sikke verdiler. Senin patronuyla papaz olacağım aklımın ucundan geçmezdi. Sal beni gideyim. Bir daha da buralara gelirsem ne olayım? Lütfen bırak beni. Gideyim lütfen. Sakin ol ya. Seni kimin görevlendirdiğini söyle bana hele. Sonra salacağım seni. Volrat'tı. Tutki ismindeki bir yerde yaşıyor. Yeminle tüm bildiklerim bu kadar. Sana inanıyorum. Umarım kararından pişman olmazsın, çünkü ben olursam eğer. Yok öyle bir dünya, hakikat bu işte. Buraya tekrar adımımı atarsam ne olayım? Peki öyleyse hadi yoluna. Evet. Bu hikayeyi de bitirdim. Sambor'un yanına dönüyorum şimdi. Sambor. Konuş. Sambor'la hep muhabbet edeceğiz arkadaşlar. Bitene kadar böyle. Senin şu baykuşun icabına baktım. Öldü mü? Hayır, o gitti ve geri gelmeyecek. O mu? Bu kulağa biraz delice gelebilir ancak o gerçek bir baykuş değil de baykuş gibi davranması için tutulan bir adamdı. Ne diyorsun sen ya? Çok absürt bu. Biliyorum ama bana güvenmen lazım. Herifi Volrat adında bir adam tutmuş. Onu tanıyor musun? Ha, ulan ne orospu çocuğu bu herif ya. Karnım ağrıdı gülmekten. Yani sen de. Tabii ki tanıyorum onu. Ölümsüz yumruktan birisiydi o da. Gerçekten mi?